Beş tarafından Grayscale davasının ardından ilk açıklamayı inceleyeceğiz. Grayscale davasıyla alakalı gün içinde biliyorsunuz ki konuştuk ve SEC'in bu noktadaki hatalarından da ve olabileceklerden de bileceğiniz üzere bahsettik. Yani adamlar çok ciddi bir şekilde kendilerini madara ettiler diye durumu açıklayabilirim. ABD o kadar geri kaldı ki diğer ülkelere göre. Ne yapacaklar ben de merak ediyorum bu arada. Hani sadece tabii ki de üzerinden hareket edeceklerdir. Muhakkak şey yapacaklardır tabii ki de. Böyle toparlayabilmek açısından toparlayabilmek için gerekli hareketleri, gerekli adımları atacaklardır ama çok geri kaldılar ve bu geri kalmalarındaki ana sebeplerden bir tanesi de SEC. Hatta en büyük sebeplerden bir tanesi SEC. Bilmiyorum yani bu saatten sonraki SEC de büyük bir kurum olarak aslında kendine bu noktada çok zarar verdi. Eline geçen her tarafa dava açtı. Dava açtı, yenildi. Dava açtı, yenildi. Dava açtı, yenildi. Yani bu kadarı gerçekten de fazla oldu. Sadece piyasaya anlık bir food haber pompalamakla kalmış oldu aslında SEC. Ama bunun karşılığında da yenildi. Yani onda da yenildi, onda da yenildi. Ripple'a dava aç, yenil. Yine ya tabiri caizse tokadı basıp gönderdi Ripple bunlara. Ondan sonra zaten Grayscale'a dava açtılar. Grayscale'a davalık oldular. Ondan sonra Grayscale tokadı bastı, SEC'e gönderdi yine falan tarzında. Peki bunların olması yerine yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşım. Piyasa bak eninde de sonunda da nerede, piyasa ne oldu? Piyasa kazandı. Ve uzun vadede buradaki alınan kararlar etkili olan ve asıl olan kararlar olacaktır. Ama kısa süre içerisinde sadece piyasaya nasıl diyeyim bir bu haber verdikleriyle kalmış oldular. Ripple olayında da, Grayscale olayında da ve işleri gereksiz yere uzun etmiş oldular. Ama netice aynı kaldı. Piyasa yine yapacağını yaptı ve kazandı. Uzun vadede de asıl olan şey zaten başından beri buydu. Sadece kısa süre içerisinde hem piyasaya bir food haber pompalaması yapmış oldular, bir de kendi prestijlerini düşürmüş oldular. SEC resmen kendi üzerlerindeki güveni yok etti yani. Örneğin zamanında bir SEC başkanı olsa adamın örneğin Twitter hesabı olacak. Twitter'da millet der ki işte sayın bilmem kim işte şu konuyla ilgilenilsin, bu konuyla ilgilenilsin falan tarzında böyle şeyler yazılır. İstekler falan yazılır. Şu an ne yazılıyor? Gary Gensler'ın ailesindeki herkese küfür yazılıyor. Yani mesela CZ'de şey demişti ya yatırımcıyı ve halkı koruduğunu söylüyorsun ama profilinde tweetlerinin altına atılan tweetleri hiç okuyor musun diye bir yorum yapılmıştı. Ya muhtemelen bilmiyorum hani okuyor mu okumuyor mu ama pek iyi bir durum değil. Evet pek hoş şeyler yazılmıyor. Çünkü kendi prestijlerini de bitirdi yani adamlar. Kendilerinde de SEC'den de geriye bir şey kalmadı ve maalesef yeni hükümet neticede SEC'in yeniden kaybettiği bu prestijini kazandırabilmek için muhtemelen büyük uğraşlar verecek. Bir şekilde yapılır bu. Ama zaten yapılması da gereken bir husustur. Dediğim gibi SEC ABD için önemli bir taraftır, önemli bir kurumdur. Grayscale davasında mağlup olan SEC'den ilk açıklama geldi. Biliyorsunuz Ripple'dan sonra şu tarz bir açıklama oldu. Örneğin Ripple davasını kaybettiler, şey tarzında konuştular. İşte ya zaten bu şekilde yani Ripple'ın doğrudan satışlarının bir yatırım sözleşmesi kapsamına girmesi bizi çok sevindirdi. Ama borsalardaki satışlar noktasında memnun olmadık falan gibi gibi. Yani bu minvalde bir açıklama gerçekleştirdiler. Sonuç olarak da temize gitme kararı içerisinde bulundular. Bunda da muhtemelen temize gidecekler gibi gözüküyor. Ama ikisinde de
eminim ki kararlar değişmeyecektir. Yani hatta çok net söylüyorum, değişmeyecektir. Rutger Linkhouse'un da dediği gibi sadece açtıkları bu yolda kararların yeniden ilgili mahkeme tarafından tazelendiği durumuyla, sonucuyla karşımıza geleceklerini düşünüyorum. Grayscale'ın Spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesiyle ilgili olarak şirketin açtığı davada mağlup olan Sech, dava sonucuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Sech sözcüsü açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bir sonraki adımlarını belirlemek üzere mahkemenin Grayscale Bitcoin ETF konusundaki kararını inceliyor. Yani bir açıklama yapmamış. Bir açıklama yok. Sadece diyorlar ki kararı detaylı bir şekilde inceleyip nasıl bir yol haritası çizeceğimizi üzerinde durmaya çalışacağız. Ripple davasında buna çok daha sert bir tepkiyle karşımıza gelmişlerdi. Açıklanır açıklanmaz bir yorumlanma gelmişti. Çünkü bunu da şöyle söyleyeyim. SEC'in zaten çok belliydi. Mesela Binance ve Coinbase'i açtığı davalar, ilgilendikleri genel yönler, XRP'nin adını bu davalarda kullanmaması gibi hususlardan zaten SEC'in Ripple davasını kaybetmeye son zamanlarda hazırlandığı çok belliydi ve bunun üstüne zaten konuşuyorduk. Videolarda duruyor. O yüzden daha öncesinde kaybetmeye hazırlandıklarını anlamak da çok zor olmuyor. Fakat Grayscale davasında tabii umut vardı bir noktada Sage için, ama bu da ellerinde patladı. Çok agresif durmuyorlar. Nitekim Grayscale'da temize gittikleri takdirde Ripple'a göre şansları bence çok daha düşük. Ripple'da biraz daha yine şansları olduğunu düşünüyorum. Ama burada hiç yok bence. Son zamanlarda çünkü işler bayağı bir tersine döndü davaların seyrinde. Bakalım. Grayscale'ın davadan galip ayrıldığı haberinin ardından kripto para piyasasında ani bir yükseliş dalgası başlamış ve tüm kripto para piyasası değeri %4'ten fazla yükselmişti. Bu da kripto para piyasasına karardan sonra 40 milyar dolardan fazla giriş olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak büyük çoğunluğu short pozisyonlarda olmak üzere 80 milyon doların üzerinde kripto para likidasyona uğramıştı. Bunların 30 milyon dolarla büyük çoğunluğunu Bitcoin oluşturdu. Abicim açmayın, işlem açmayın ya. Piyasada şu anda kısa vade bilemezsin. İşlem açmayın şu anda. İşlem için iyi bir vakit değil. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.